Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karazanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa. Sizler de görüş öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'ler alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve Whatsapp itibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Eyvallah. Bayram tatiliydi. Evet. Nasıl geçti? Tatil yarı çalıştık, yarı çalışmadık. Uzun yıllar sonra bir pandemi döneminde bayramda gazete çıkmadı. Bir de bu bayramda e, çıkmadı iki gün olarak. E, birinci gün çıkmıştık. Bayram sonrasını da hemen hazırlamak üzere zaten bayramın son günü gazete çıkacağı için, hazırlanacağı için tatil yapmadık diyelim ama diğer günlerde ee, bayramı yaşamaya çalıştık. Fakat nasıl yaşayacaksınız? İşte Gazze'de insanlar ölüyor. Tabii. Çocuklar ölüyor. Belki o açıdan ve, da önemli. Ve çocuklar ölürken siz burada e, biraz sonra konuşuruz. İstakozlu yemekler peşinde mi koşacaksınız? Tatile mi gideceksiniz? Bodrum, Marmaris... Yunan o da adaları. yetmez, o da yetmez. Yunan adalarına mı gideceğiz? Onu da siyasi iktidarda doğaçlarında da. Hem oradan eleştirelim. eleştirelim ama eleştirilecek bir yönü daha var o mevzunun. Gerçi konu geldiğinde konuşalım diyordum ama. Şimdi o adalarla ilgili asker gönderildiğinde dönüp AK Parti'ye diyorlar ki... ...işte acizsiniz, bak adaları peşkeş çektiniz. Şimdi de diyorlar ki Yunan adalarına tatilci akını. Şimdi Yunan adaları mı Yunanistan tarafından işgal edilmiş statüsü bozulmuş Türk adaları mı? Ona tatil yapacakları zaman Yunan adaları oluyor, eleştirecekleri zaman da Türk adalarına dönüşüyor. Evet Öyle de o açıdan var. da yani bilinçaltına yerleştirme açısından yani yakın adalara gittiler denilebilir. İşte kapıda vize uygulaması sebebiyle tercih ettiler. Yakın adaları tercih ettiler falan denilebilir ama Yunan adaları, Yunan adaları diye eğer sözcüsü Cumhuriyet e haber yapıyorsa orada da Türk vatandaşının bilinçaltına oraları Yunan adası olarak tescillemek şeklinde bir algı operasyonu var mı yok mu diye sormamız lazım. Bayramın hemen sonrasındaki günlerde İran-İsrail arasındaki o gerginlik de gerginlik mi dersiniz yoksa İran'ın misilleme yapma girişimi mi dersiniz o da tabii e, tatil içerisindeki gündem konuları arasındaydı. Dolayısıyla biz AK Parti'nin muhafazakar tabanı diyelim. Onun dışında Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi diyelim tabanı nerede tatil yapmıştır? Akrabalarını ziyaretlerle, mezar ziyaretlerini gerçekleştirerek, akrabalarını, yakın akrabalarını gidip görerek, belki aralarında küskünlük olanlar varsa onları barıştırmak için geçirmiştir. Ve bir açıdan da Gazze'de ölen insanlar için de dua ederek vaktini geçirmiştir. Ama birileri de, Tatili nerede yapayım? Ne yiyeyim? Hangi otelde kalayım? Hangi ülkeye gideyim? Türkiye yetmez. Yurt dışında nereye gideyim diye bu tatili kendince tırnak içinde değerlendirmeye çalıştı. Bunların hepsini Başlıklar eşliğinde Cumhuriyet'inden sözcüsüne çünkü hepsinde bu noktada haberler var. Akit'in de birinci sayfasında Osman Gazi Köprüsü rekor kırdı şeklinde. Bayramlarda özellikle o rekoru kırıyor o Osman Gazi Köprüsü ve kime hizmet ediyor? Ve bizler kimler için aslında burada yırtınıyoruz ya o köprü gerekliydi o köprü olmazsa işte acaba neler olur diye sorular olmasa, yöneltiyoruz. 3 saat 4 saat daha geç gidilirdi. Alaçatı'ya daha hızlı gidiliyor. Uçakla gitmek zorunda kalırlardı. Uçakla gitmek zorunda kalırlarsa hangi ceremeleri çekerlerdi? Artık onlar düşünseydi diyeceğiz ama Türkiye'de yaşıyorsak 85 milyon nüfusu varsa bu ülkenin biz şöyle düşünüyoruz diyerekten herkes de böyle düşünmek zorunda veya Şunları şunları biz çekeriz. İzmir'e hayatımda ben bir kere gittim. Avukatlık dönemimde gittim. Gittiğimde de sabah gittim. Hemen öğleden sonra bir buçukta ya gezeyim burayı vesaire vesaire demedim. Ya İstanbul'da işlerimiz var. Döneyim akşamleyin belki iki tane daha iş yaparız. Kendimizi toparlarız diye düşündük. E şimdi böyle bir bakış açısıyla çalışan insanlar yüz binlerce milyonlarca insan var. Muhafazakar insan var. Ama maalesef ki maalesef o bir belediye başkanının da tırnak içinde söylüyorum. Aç Türkler tatilden dönüyor diye yaptığı o kibirli aslında CHP'lilere açız 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 dedikleri halde tatilin en kralını yapan CHP'lilere sosyal demokratlara yapılan o göndermeyi kendi sayfalarında gene siyaset malzemesi olarak yapanlara da hatırlatmamızı yapalım. Evet. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin manşetinde İran gerçek vaat operasyonu boşa çıktı diyor. Savaş tiyatrosu günlerdir intikam açıklamaları yapan İran'ın İsrail'e gönderdiği hedefsiz füze ve İHA'ların tamamı havada yok edildi diyor. Akit manşetinden tam bir fiyasko diyor. İran'ın 300 SİHA ve füzesi İsrail'e ulaşamadı diye bir ifade kullanıyor. Yeni Şafak 320 füze bir yaralı, o da Arap diye bir ifade kullanıyor. Akşam İran İsrail'i vurmuş gibi yaptı diye bir ifade kullanıyor. Sabah İran yeni katliama zemin hazırlıyor diye bir ifade kullanıyor. Cumhuriyet Netanyahu'ya can simidi diyor operasyon. Netanyahu'ya can simidi diye bir ifade kullanıyor. İşte Konsolosluk saldırısı sonrası İran'ın ne cevap vereceği merakla bekleniyordu. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Bence İsrail'e atılan her taş kıymetli. O da sözcüğünün manşetinde şey pardon, eee, minniye e, gazetenin manşetinde, manşetinde var. Manşetinde, tam arkasında, gerisinde, background'unda yani Suriye'de İran Müslüman öldürmedeki, katletmedeki cevvalliği, Özgür Suriye Ordusuna yapılanları görünce cevvalliği İsrail'e karşı gösteremiyor olabilse dahi geçen akşam cumartesi akşamı sizin de bulunduğunuz televizyon yayınında konuşmuştuk herhalde oraya bağlanmıştım. Ben o gece Gazze'de bebeklerin bir saatliğine bile olsa rahat uyuyabilmesi, İsrail'in dikkatinin dağıtılabilmesi ki yine gazetelerde var birazdan konuşuruz. Refah saldırısını ertelemek durumunda kaldı İsrail diyor. O yüzden ben kıymetli buluyorum bu operasyonu kısmen. Evet, e, İsrail adım adım Filistini işgal ediyor ve son geldiğimiz noktada hemen her yıl Ramazan aylarında özellikle saldırıya geçerdi. Mescid-i Aksa'da kısıtlamalar vesaire vesaire. Fakat 6-7 Ekim'de Hamas'ın bir operasyonunu gerekçe yaparak artık tümüyle Gazze'yi işgale girişti İsrail. Ve bu noktada belki Hamas'a yönelik olarak operasyon yapıyorum vesaire demiş olsa bile Hamas sonuçta kendisini savunsun dersiniz. Gene Hamas'tan yana tercihimizi koyarız. Ama eli silah tutan insanlara yönelik yapılıyor operasyon dersiniz. Fakat onun yanı sıra Hamas'ı gerekçe gösterip Hastanelerdeki çocuklara varıncaya kadar, kundaktaki bebeklere varıncaya kadar kadınlar, yaşlılar dahil olmak üzere İsrail'in bir soykırımı ile karşı karşıya kaldık. Bu soykırım bir günde yaşanan, iki günde, üç günde yaşanan bir olay olsa denilebilir ki ya o İsrail'de bir komutan var, lüzumsuz bir komutan var. Onun emriyle yapılmış bir soykırım girişimi bu dersiniz. Belki bu kadar yoğun eleştiriye tabi tutulmaması gerekebilir. Ama 6 aydır devam eden planlı bir şekilde ve hiçbir şekilde de durdurak bilmeyen bir soykırımdan bahsediyoruz. Ocak 25'te karar verdi Uluslararası Adalet Divanı. Burada ben çok ciddi bir soykırım ...görüyorum dedi... ...ve tedbir kararı verdi... ...tedbir kararında da bana bir rapor... ...getirmesi lazım İsrail dedi... ...İsrail zırt deren köy dedi... ...Uluslararası Adalet Divanı'na... ...buna rağmen Amerikası... ...Almanya'sı, İngiltere'si her biri... ...İsrail'in yanında durmaya... ...şu an itibariyle devam ediyorlar... ...burada şu açıdan çok önemli... ...Türkiye'de... ...onlar unuttuysa biz unutmayız... ...biz öyle bir günlük, iki günlük, üç günlük... ...tartışmalar yapmayız, biz uzun soluklu tartışmalar yaparız. Ben onlara hatırlatayım. Can Atalay cezaevinde şu an. Osman Kavala cezaevinde şu an. Ve Osman Kavala'ya özgürlük derken hukuk nerede diyenler, Türkiye'de hukuk nerede? Bak Amerika hatırlatıyor, Almanya hatırlatıyor, İngiltere, Fransa hatırlatıyor, Avrupa Birliği hatırlatıyor diyenlere. O alçaklara, o hainlere, o satılmışlara söylüyorum. Osman Kavala da cezaevinde, Can Atalay da cezaevinde ben hatırlatıyorum onlara. Ama Türkiye'ye hukuk hukuk Can Atalay ve Osman Kavala üzerinden hukuk nerede diyenler 6 aydır çocuklar katlediliyor İsrail'de. O Amerika'sı, o Almanya'sı, o İngiltere'si, o Fransa'sı. Bırakın sessiz kalmayı bir de silahları vermeye devam ediyorlar. Hem de bedava veriyorlar. Daha fazla çocuk öldürmesi için. O Fransa güya Türkiye'yi hatırlatıyordu. Can Atalay konusunda şöyle karar verirseniz şöyle olur. Osman Kavala'yı iki vakte kadar serbest bırakmazsanız bakın Avrupa Birliği'ni de rüyanızda da göremezsiniz diyordu. Avrupa Konseyi'nden atıyorlardı. Her evet. hafta Cumhuriyet'in sözcüsü de bugün geliyor. Konseyden ihraç edileceğiz. Ne oldu? 3 sene, 4 sene. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 8 yıl hakimlik yapan Rıza Türmen, CHP'de milletvekili olarak ödüllendirilen çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğini yaparken Türkiye adına başörtü yasak olabilir. Türkiye eğer başörtüyü yasakladıysa 28 Şubat süreci için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin buna karışmaya yetkisi yoktur diyen Rıza Türmenler, Avrupa Konseyi'nden atıldık, atılıyoruz, atılmak üzere üç vakte kadar gidiyoruz diye yazılar kaleme alıyordu. Türkiye'yi sıkıştırmak için şimdi İngiltere, Fransa, Almanya Avrupa Konseyi'nden atılırsınız, silah veriyorsunuz katillere, çocuk katillerine silah veriyorsunuz. Yazsın bakalım Rıza Türmen de göreyim boyunun ölçüsünü. Yaşı 80'i geçmiştir. Biz mi akıl vereceğiz ona? Çıksınlar iki satır kalem alsınlar bir yazı. Biz yayınlayalım. ET 24'tü Cumhuriyetli Sözcü'ydü. Yayınlamıyorlarsa Akit Gazetesi yayınlansın. İnsanlığın nefesi olsunlar. Ömrünün şu an sonuna gelmiş adam. Ömrünün sonunda bari hiç mi olmasın kalksın desin ki ya ben çocukların sesi oldum. Ömrüm boyunca insanların hak, hukuk, özgürlükleri diyerekten yola çıktım ama başörtü gibi en temel hak söz konusu olduğu zaman yasaklanabilir diye karara imza atmıştım. E şimdi bugün geldiğimiz noktada hiç mi olmasın o yaptığımız, işlediğimiz hak ihlali cinayetlerinin kefareti olarak şimdi Gazze'deki çocuklara sahip çıkayım desin. iki satır bizim de bilmediğimiz o Avrupa Konseyi'nin kararları içerisinde, o Avrupa Birliği'nin hukuk kuralları içerisinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatları içerisinde, Gazze'deki çocuklara azıcık bir nefes olacak bir kararı bizim bilmediğimiz kararları yazsın, şerh etsin de biz de yayınlayalım da diyelim ki ya Rıza Türmen o tarihlerde yanlış yanlış işler yaptığı zaman eleştirdik ama hayatının son deminde böyle güzellikler de yapmış iyi bir insandı. Hak ve özgürlüklere hayatının son demlerinde de olsa sahip çıkan birisiydi. Rıza Türmen, Rıza Türmen diyoruz ama Rıza Türmen'le sınırlı değil zaten bunlar. Bir sürü böyle hak, hukuk, özgürlük diyen insanlar var ama Gazze'deki çocuklar ölürken Hamas terör örgütüdür diyen vicdansız siyasi parti genel başkanları da maalesef ki maalesef yine bu ülkede var. Bu noktada İsrail Gazze'deki çocukları öldürmekle yetinmeyip İranlı Şam'daki elçiliğini, İran'ın elçiliğini vurarak orada İranlı bazı yetkilileri de öldürdü. Bana sorarsanız İranlı generallerin ne işi var Suriye'de derim. İran Suriye içerisine girmemeliydi derim. Esed'e destek vermemeliydi derim. İran Şii yayılmacılığı yapıyor bölgede. Şiidi, Sünniydi. Biz Sünni yayılmacılığı falan yapmıyoruz. Sadece hak ve özgürlükler bağlamında toprak bütünlüklerini sağlama noktasında bir Türkiye'nin kararlı duruşu var. Ama Sünniliği şu bölgeye yayalım. Şiileri Sünni Propagandası altında tutalım diye bir herhangi bir operasyonumuz yok Türkiye olarak ve maalesef ki maalesef İran Suriye'nin içerisine girdi katilese de yüz binlerce Müslümanı katleden katilese de Suriye'de destek verdi orada göz göre göre bir PKK devleti kurulmak isteniyor. O PKK devletinin oluşturulacağı bir şekilde yeri geldi Türk askerinin olmasına itiraz etti. Halbuki Türk askeri ben buraya giriyorum kendi güvenliğim için dedi. Hemen de çıkacağım güvenliğimi sağladıktan sonra dedi. Fakat PKK oraya yerleşirse katil Esed'in ülkesini de bölmüş olacaktı. Buna rağmen PKK ile işbirliği yaptılar. Türkiye askerine de karşı çıktı. Bunların hepsinde de İran'ı eleştirelim. İran'ın Irak'taki yine yayılmacılığını eleştirelim. İran'ın Azerbaycan'la kavgasını eleştirelim. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen koridor, o yolun yapımı noktasında İran'ın tutunduğu takımı, tavrı eleştirelim. Ama İran, benim elçiliğimi vurdun kardeşim. Benim elçiliğimi vurduğun için ben de sana misilleme yapacağım dediği zaman ben İran'ın itibarsızlaştırılmasına asla onay vermem. Eğer İran havadan geri dönüşünü istemiş olsa bile İHA'ları, SİHA'ları, füzeleri yolladıysa İsrail'e ve karşılığında da ben İsrail'de şunu gördüysem, Tel Aviv'de sirenler çaldıysa, istediği kadar birileri, bunlar danışıklı dövüş, muvazalı işler falan filan desinler. Ben <laughs> Tel Aviv'de çalan sirenlere bakarım. Ben Tel Aviv'de insanların sığınaklara indiğine bakarım. Ben Netanyahu'nun sığınağa inip bakanlarının topladığına bakarım. Ben şu an Türkiye dahil olmak üzere Türkiye'den direkt uçuş yok İsrail'e ama gazeteciler anlatıyorlar işte direkt uçuş olmadığı için Yunanistan'a geldik. Yunanistan'dan da Tel Aviv'e gidelim dedik ama Tel Aviv'de ne olduğunu bilinmediği için şu an hiçbir şey aktaramıyoruz. Fakat uçak Yunanistan'dan kalkacak uçaklar da kalkamıyor Tel Aviv'e. Denildiğine ben bakarım. O İsrail'in yaşadığı travmaya bakarım her gün Gazze'li çocuklara yaşattıklarını bir gece de olsa, iki gece de olsa İsrail'in de yaşadığına bakarım. Birileri der ki ya bu işte İran'ın kendi halkını konsolide etmesi için ekonomi kötü, bilmem rejim sallantıda vesaire vesaire. Dolayısıyla bunu ayakta tutmak için İran kendi rejimini ayakta tutmak için böyle danışıklı dövüşler yapıyor. İşte ama onun da ötesinde şey diyorlar. Yani hani ben de tamam zaten konuşmaya başlarken dedim atılan her taş kıymetli İsrail'e yönelik ama onlar da karşı tarafta diyor ki daha doğrusu böyle düşünmeyenler. Yani siz bu bir günlük hadiseye bakıyorsunuz. Aynen işte 7 Ekim hadisesinde olduğu gibi. İsrail'de ne diyor? Siz bir günlük hadiseye bakın. Öncesinde bizim yaptığımızı görmeyin diyor. Şimdi İran'da da bir günlük hadiseye bakıyorsunuz. Evet bu güzel gibi ama diyor. Hemen üstünde 90 bin tane Haçlı Şabi militanı duruyor. Eğer diyor İran onları diyor oradan işte geliyorum diye 6 saatte giden SİHA, İHA'ları göndermek yerine 6 saat 7 saatte bak ben geliyorum dercesine hemen aşağıdan diyor şeyle sınır İsrail'le sınır. İsrail şey konsolosluğu da vurulmuş. Oradan 2000 tane mücahitle Hamas ...kahramanca şanlı bir direniş sergiliyor... ...onlar da onu yapsın diyor... ...yani hani böyle bir eleştiri yapsın, de var... ...yapsın diyenler önce kendileri... ...bir sah sahaya çıksınlar... ...önce bir kere sözle ...İran'a helal olsun desinler... ...ondan sonra da diyelim ki... ...İran'a helal olsun dedik... ...İHA'lar yetmez... 8 saatte gidecek SİHA'lar yetmez... ...füzeler yarı yolda kalıyormuş... ...o füzeler yetmez... ...daha fazlasını isteriz diyelim... Sen ne yapıyorsun? Sen Amerika'nın propagandasıyla onun sözcülüğüne soyunup İsrail'in sözcülüğüne soyunup ha 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 İran ne yapmış ya? Ya yolladıkları sihaalar yolda kalmış vesaire diye itibarsızlaştırmaya çalışırsan. İsrail sığınaklara girdiği bir günde bunu yaparsan, e, kusura bakma kardeşim İsrail aptal mı? Yani niye halkının sığınaklara yolluyor ki Danışıklık dövüşse bu? Siz hiç yerinizden ayrılmayın Keyfinize bakın Dünya uyuyor biz uyutuyoruz dünyayı İran'la anlaşmayı yaptık O siyahların yarların füzelerin Hepsi yarı yolda kalacak Deseydi kendileri de herhangi Ha bu da şovdur diyebilirler Netanyahu şov yapıyor ne olacak yani Ha 8 katlı binanın 8. katında Toplantı düzenlemiş Ha da asansörle inmiş sığınağına. Sığınakta toplanmış. Senin gibi aptalları uyutuyorlar işte. Diyenler varsa ben soruyorum şimdi. Şu an İsrail'e kaç tane uçak gitmiş? Çok mu meraklı İsrail böyle ekonomisini bozacak şekilde? Diyebilirsiniz. Yani bunlar karşılıklı fikir, karşılıklı tez, anaforu diyebilirsiniz. İsrail Fırtınası diyebilirsiniz. Mu? O da ayrı bir mesele yani. Bize... Yani İsrail 3 dakikada kafana vurur, o parayı kaybettiği paranın tamamını kazanır diyebilirler. Doğrudur da bizim de tezimiz o zaten. İsrail oturduğu yerden 3 dakika. Ama onlar böyle demiyorlar. Onlar diyorlar ki ekonominin kuralları var. Dış güçler diye bir şey yok diyorlar. E, hukuk var diyorlar. Dünya genelinde hukuk var. Biz de gösteriyoruz işte gözlerinin içine soka soka anlatıyoruz. Hukuk mu hukuk yok onlarda. Çocuklar katledilirken çocuk bunlar çocuk hastane bakın asırlar asırlarca uygulanmış hukuk teamülleri var. Uluslararası hukuk kuralları var. Hastane bombalanmaz. Bombaladılar mı? Bombaladılar. Çocuklar öldürülmez, kadınlara dokunulmaz. Hepsini ihlal ettiler mi? Ettiler. Elçilikler dokunulmaz. Dokundular mı? Dokundular. Hiçbir kural tanımadılar. Hiçbir kural bırakmadılar. Yüzyıllar boyunca en yoğun savaşların yaşandığı dönemlerde bile çocuklara dokunulmamış, kadınlara dokunulmamış, elçilere dokunulmamış. Elçi geliyor karşı devletin liderine, o zamanın kralına, padişahına neyse mektup getiriyor diğer devlet başkanından. Orada yeri geliyor karşı devletin başkanına hakaretler ediliyor. O elçiye dokunuluyor mu? Dokunulmuyor. Ama şimdi elçilik binaları bombalanıyor. Tüm bunlar yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Hamas terör örgütüdür demesi yetmemiş gibi 5 ay önce şimdi çıkıyor. Gazze'de çocuklar ölürken, öldürülürken, İsrail tarafından soykırıma tabi tutulurken Hamas terör örgütüdür diyen Özgür Özel şimdi 6 ay boyunca ya Gazze'de çocuklar öldürülüyor. İsrail bıraksın artık bunu. İtidal tavsiyesinde bulunuyoruz. Yurtta soh, cihanda soh. Bizim Atatürk'ümüz de öyle dedi. Bakın Suudi Arabistan'a gittik biz. Bizim Ali Koç'umuz gitti orada. Fenerbahçe'nin başkanı olarak Atatürk yoksa biz de yokuz dedi. Araplara dersini verdi. Döndü geldi ama gittik. Olimpiya bilmem ne takımına Yunanistan'a Atatürk yoksa Biz yokuz falan demedik Oturduk maçı yaptık İsrail, takımına, ya, İsrail takımına gittik Hemen o günlerde Hemen onun öncesinde Hemen sonrasında Gittik gayet güzel İsrail takımıyla maçları yaptık Türkiye'de de oynayamayız dedi o İsrail Yabancı bir ülkede de gitti oynadılar. Yani evet. demediler. Türkiye'de niye oynayamazsınız kardeş? Burası güvensiz bir ülke. Mi? Biz oynuyoruz da siz niye oynayamıyorsunuz? Demediler. Şimdi o özgür özel, o Fenerbahçe ile kanka olanlar şimdi geldikleri noktada işte İran'a itidal çağrısında bulunuyorlar. Aman aman işte fazla büyütmeyelim bu olayı. Fazla büyütmeyeceksek ceremesini sen öde de büyütmesinler. İşte belki İran da fazla büyütmeyelim dediği için böyle bir saldırı düzenlemiş Şimdi diyebilir mı? bakın sırtında yumurta küfesi olanlarla sırtında yumurta küfesi olmayanları aynı noktada değerlendirmeyelim. Türkiye'de yıllarca söyledik biz devlet adamları bir nokta geriden gelirler. Sen gazeteciysen, sen muhalefet partisi lideriysen çık aslanlar gibi söyle. Yapılabilecek şeyleri söyle ama olmayan şeyler üzerinden uydurma. Ticaret yapılıyor ha 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 deme. De ki İsrail'le şu akılcı adımı atıp onları sıkıştıralım söyle. Amerika'ya karşı şunu yapalım de. Amerika kalkmış Osman Kavala'yı serbest bırakın mı demiş? Hadi oradan Amerika. Siz polisinize öyle bir yetki vermişsiniz ki arabanın içerisindeki kişi bırakın dışarıdaki bir kişi elini beline atar gibi bir hareket yapmasına arabanın içerisindeki kişi elini kaldırmadı diye alnından vuran polislere verilen yetkinin sahibisiniz siz. Kesin sesinizi oturun. Sizden hukuk öğrenmeye bizim ihtiyacımız yok. Eğer Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerekiyorsa biz onu isteriz. Sizin öyle bir şey talepte bulunmaya hakkınız yok diyebilmeliydi Türkiye'deki muhalefetteki siyasi parti liderleri. Ama diyemediler. Özgür Özel de diyemedi. Kemal Kılıçdaroğlu da diyemedi. Tam da o Amerika'nın istediği şekilde Almanya'nın, İngiltere'nin istediği şekilde Orada hukuk var bakın hukuk olan ülkeler ne diyor? Kulak verin. Bakın onları dinleyin şeklinde onların borazanlığını yaptılar. Şimdi ben onlara soruyorum. Almanya şu an silah veriyor mu, vermiyor mu İsrail'e? İsrail o silahlarla çocukları Gazze'de katlediyor mu, katletmiyor mu? Vicdansızlar. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özgür özeline, Ahmet Davutoğlu'sundan Temel Karamollaoğlu'na kadar her birine soruyorum. Osman Kavala için Amerika böyle diyor, Almanya böyle diyor, Avrupa Birliği böyle diyenlerin her birine soruyorum. Onların sözcülüğünü yapıyordunuz Türkiye'de. Tayyip Erdoğan'a vurmak için paçasına yapışıp indirebilmek için Amerika'nın söylemleriyle Türkiye'de siyaset yapıyordunuz. Haydi bakalım şimdi Amerika'ya bir çift laf edin. Amerika ateşkes ilanını bile 5 ay boyunca direnip hayır oyu kullanıp güvenlik konseyinde bekletti. Şimdi ateşkes ilan edildi. Güvenlik konseyinde Amerika'nın çekimsel oyuyla hayır oyu kullanmamasını bile bir nimet olarak artık görüyoruz. Peki uygulamaya geçirdi mi? O uygulamaya da geçirmedi. Hayır. Kısa bir reklam arası verelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Evet geri geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında o, Ahmet Davutoğlu. Ankara niye sessiz kaldı diyor. Türkiye'nin yanı başında çıkan yangın karşısında Ankara'nın uzun saatler boyunca sessiz kalması dikkat çekti. Davutoğlu bunun izahı mümkün değil tepkisini gösterdi. İki ihtimal ileri sürdü diyor. İlki kurumlar açıklama hazırladı ama Cumhurbaşkanı onaylamadı diyor. Cumhurbaşkanı onay alamadı diyor. İkincisi Cumhurbaşkanı yaklaşan ABD ziyareti öncesi Washington'daki çevreleri rahatsız edecek bir açıklamadan kaçındı. Pasif yaklaşım Türkiye'nin itibarını yok eder diye bir ifade kullanıyor. Şimdi bakın Ahmet Davutoğlu bilinçaltında Tayyip Erdoğan'ı hala büyük bir lider olarak görüyor. Bakmayın öyle çıkıp piyasada o bir hiçti biz onu başbakan seçtirdik, cumhurbaşkanı seçtirdik falan laflarını. Hala Tayyip Erdoğan'ı öyle bir büyük lider olarak görüyor ki bilinç altında da o var. Amerika'yı kızdırmamak diyor. Amerika'yı kızdırmamak gerçekten Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun o kötü söylemleri içerisindeki sözleri doğruysa, parti kurması, ihanet etmesi AK Parti'ye vesaire vesaire devirmek için gidip Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptığı gerekçelerin hepsinde Ahmet Davutoğlu doğruysa, samimi ise Tayyip Erdoğan zaten ne yapması lazım? Amerika'ya bakıp rolünü bir giymesi lazım. Amerika ne diyor? İsrail'le beraberiz diyor. Ya Türkiye'de kalksın desin ki ya doğru yapıyor. İran'da ne diye misillemede bulunuyor ki? Ne işi vardı o generallerin ki? Tayyip Erdoğan'ın söylemine de aslında bir nebze uyar. Gerçekten Türkiye Suriye'nin içerisinde İranlıların bulunmasını kabul etmiyor. Ben biraz önce Program girişinde söyledim, bu noktalarda İran'ı eleştirelim dedik. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan da gayet rahat. Kendisine bir gerekçe de koyabilir. Diyebilir ki İranlı generallerin elçilikte bulunması zaten yanlıştı. Dolayısıyla İsrail'in vurması da doğruydu. Buna bir misilleme falan yapılmasına da gerek yok. Diyebilir de eğer Amerikancı bir mantığa sahipse Tayyip Erdoğan. Ama Ahmet Davutoğlu ne diyor? E Sessiz kalındı. Sessiz kalınması da yanlıştır. E, ne denilmesi gerekirdi? Ben şimdi Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında belki kararın yöneticileri koyamamıştır diyerekten iç sayfayı da açtım okudum. Ne diyor Ahmet Davutoğlu? Ne yapılması gerekirdi bu İran'ın İsrail'e misilleme yapacağız dediği saatlerde? Türkiye'nin ne yapması gerekiyordu? Yok bir açıklama yok sadece açıklama yapması gerekirdi. E peki açıklamanın bir çeşidi var. İsrail'in yanındayız diyebilir. Amerika'nın yanındayız. İsrail'in yanında olmasak da Amerika ne derse biz onu deriz diyebilir. İran'ın yanındayız der. Biz bu işe karışmayız der. 30 tane ben size değişik açıklama önerebilirim. Bunların hangisini savunuyor Ahmet Davutoğlu hiçbirini. Ama stratejik derinlik diye kitaplar yazıyor beyefendi. Ben profesör doktorum beyefendiler. Siz beni sıradan birisi mi zannettiniz diye ahkam kesebiliyor. Şimdi çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'ni ki çok akıllıca Rusya Ukrayna arasındaki savaşta Rusya'yı da hiçbir şekilde elinin tersiyle itmedi. Ukrayna'yı da kızdırmayacak şekilde İki seneyi aşan bir süredir Türkiye Rus, Türkiye e, kararlı duruşunu Rusya ve Ukrayna savaşına dahil olmama noktasında ve ara buluculuk yapma noktasındaki büyük başarısını gösterdiği bir dönemde Ahmet Davutoğlu çıkıyor. Hemen bir şey söyleseydiniz. Ne söylerse itiraz edecekti. Ondan ses da emin olabilirsiniz. Da bir ses değil mi? Yani hani bekleyelim yani. İran'a bir taş vurulması. Şey, İsrail'e bir taş vurulması bizim için de hani iyidir ki yani Hakan Fidan'ın sesi... İranlı yetkililerle görüşüp onlardan bundan sonra tamam biz yapacağımızı yaptık şeklinde bir açıklama geldiği şeklinde bakın Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmıyor. Dikkat edin. Demiyor ki tamamdır İran yapacağını yapmış. Dolayısıyla bundan sonrasında herhangi bir gerginlik olmayacağı kanaatinde izleyen Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yapmıyor. Dışişleri Bakanı İranlı yetkili arıyor. O bilgi olarak basına aktarılıyor. Aradım diyor. Nedir, durum nedir diye bilgi alışverişi yapmak için. Ve o bilgi alışverişi çerçevesinde böyle bir bilgiye ulaşmış olduk diye o bilgilendirmeyi yapıyor Hakan Fidan. Öbür taraftan Cumhurbaşkanlığı e, makamı itibariyle herhangi bir görüş bildirilmiyor şu an itibariyle. İsrail Dışişleri bakanını arıyor mu? Yani, yani İran'ı arıyor, İsrail'e sormuyor. Ne oldu? Bir şeyiniz var mı? Kayıplarınız var mı? Üzüldük ya. Bu da bir ya şey siz değil de tedirgin mi? Yani, oldunuz ya. Bir işte 5 milyon 6 milyon İsrail Yahudisi e tedirgin oldu, ne oldunuz? Biz sizin arkanızdayız vesaire denilmiyor. İran'ı aranıyor. Ha, burada şunu diyebilir o sadece kardeşlerimiz falan. Ya işte Amerika durumu idare etmeye çalışıyor. Türkiye'nin de üzerine bu noktada vazifeler düşüyor. O çerçevede aran. İstediğinizi söyleyin. Kötü niyetle, iftira babında istediğinizi söyleyin. Cumhurbaşkanı düzeyinde herhangi bir şekilde İsrail'in lehine olabilecek hiçbir açıklama yapılmadı. Onlar işlerine geldiği zaman bir tane uşakları var. O uşakları çıkıyor hemen diyor ki Aa, ticareti kesin, ticareti kesin, ticareti kesin. Bir başka uşağa geliyor. Ya diyor ticareti kesmek ne demek ya? Niye Starbucks'ı boykot ediyorsunuz ki? Manyak mısınız bu çağda? Böyle bir ambargoyla ülkelerin hizaya getirileceğini siz inanıyor musunuz diyor. Bir başka uşağı daha var. O bir başka uşağı geliyor. Vay efendim işte Türkiye demir çelik oraya ihraç ediyor. O demir çelikler de silah yapılıp İsrail'de ya İsrail silahı yapabiliyor da demir çelikten. Demiri bulamıyor. Demiri mi bulamıyor yani? Avrupa'sı, Almanya'sı, Amerika'sı ben sana hazır silahı bedava vereyim dediği bir noktada. Hayır bir de olayın başka rezil bir tarafı daha var. Şimdi bu iddiayı, bu yalanları ortaya atan kişi Almanya'da yaşıyor. Aynı Almanya'yı Nikaragua diyor ki bu İsrail'e diyor 7 Ekim'den sonra bebekler katledilsin diye silah veriyor diyor. Almanya'dan adam kalkıyor Türkiye'ye iftira atıyor. Çakmak gazı gitti Silah diye bir paketin içerisine dahil ediyor. Alıyor bu gazeteler bunu manşete taşıyor. Ama aynı Almanya'nın silah göndermesine ne o gazeteci tek ses çıkarıyor ne de Almanya'dan onu servis eden adamların ağzını bıçak açıyor. Ya Almanya'da özgürlük var ha, Türkiye'de, Türkiye'de yok. De yok. Onun için de Türkiye'de özgürlük olmadığı için tutuklanabilirim diye Almanya'ya kadar. Almanya'nın eşi olmuşsun uşağı olmuşsun sen esiri olmuşsun. Oradan kardeş. bir cümle şunu da söyleyemiyor. Derse ben evet derim. Eyvallah derim. Ya siz çakmak gazı göndermişsiniz ama Almanya'da Allah belasını versin. Biz de tuzağa düştük. Meğerse Nikaragua'nın açıklamasıyla öğrendik ki Almanya ağır silah göndermiş. Yani. Bu Almanya'yı da lanetliyorum. Buyursun desin. Desin bakalım hele. Yani eti efendim bor gitmiş. Giden şirkete bakıyorsunuz. Giden şirket 3 tane yetkilisinden birisi Filistinli. He, arkasında ne var bu işin? Tamam araştıralım eyvallah. Ya sen Türkiye'deki limandan yola çıkan geminin üzerinde hangi mallar var buluyorsun biliyorsun da <laughs> Almanya'nın şu an Uluslararası Adalet Divanı'nın önüne konulan deliller dünya kamuoyunda tartışılan hatta kendisi de inkar etmiyor. Vereceğiz diyor ya vereceğiz diyor. Savunmasında da diyor ki vereceğiz tabii İsrail'e. Biz aynı görüşleri paylaşıyoruz. Hamas terör örgütüdür diyor Almanya. E çirkteki, lanetler olsun bu Almanya'ya. Ondan sonra de ki Türkiye'ye de yazıklar olsun ya. Niye ticareti kesmiyor? Niye özel şirketlerin de ticaretini kesmiyor? Ya Filistinlilere eğer bir tane mal gidiyorsa ama onun onda biri de İsrail'e gidiyorsa o Filistinliler de razı. Çünkü o Filistinlilerle ilgili sosyal medyada da var paylaşımlar. Ya diyorlar buraya 100 kilo domates geliyorsa 99'u bize geliyor olsa bile bir kilosu da İsrail'e gidiyor. Biz domates yememeye razıyız. 99 kilosunu biz yiyor olsak bile biz domatessiz yaşarız. Biz bombalar altında yaşıyoruz. Ama İsrailliler, Yahudiler, buradaki Siyonistler rahatlarına düşkündür. Onlar o 100 kilo domatesin bir kilosunu bile tüketiyor olsalar o bir kilo onlara koyar, dolayısıyla yollamayın Türkiye yollamasın buraya diyor domates, domates. Şimdi bu noktada Eyvallah bu söylemi dikkate alalım ama Almanya silah yolluyor, çocukların öldürülmesinde kullanılan silahları yolluyor. Bununla ilgili tek bir paylaşım yapmamış soldan çarklı bir <laughs> kendisini gazeteci diye tanıtan kişi. Ya ben gazeteci değildim, geldim Almanya'ya. Almanya'ya geldikten sonra beni buldular. Dediler ki sen gazetecisin. Yok ben gazeteci değilim dedim. Yok yok sen gazetecisin. Gel şu kurstan geçirelim seni. Göreceksin bak nasıl gazeteci olacaksın. Ve sonrasında o kurstan geçtikten sonra ben şimdi artık gazeteciyim diyen gafile anlatalım. Bulunduğun ülke şu an seni koruyup kollayan ülke Almanya şu an İsrail'e çocukların bombalanması için silah veriyor. Silah. Direkt silah. Yani silahın yapımındaki barut, barut mu, kibrit mi, efendim çakmak gazı mı falan tartışması değil. Resmen üzerinde silah diye yazılı silahları veriyor. Ve sen o ülkeden kalkıp Türkiye'yi kötülemeye çalışıyorsun. Ahmet Davutoğlu'na da söyleyeceklerimizi söyleyelim. Burada birinci sayfasında anlatamadıklarını belki dördüncü sayfada anlatmıştır diyerekten tekrar o sayfayı da açtık. İç sayfadaki devamına bakalım dedik. Ahmet Davutoğlu ne demiş diyerekten. Evet sekizinci sayfada devamı. Ankara krize sağır diye bir başlık atarak Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini vermişler. Ama yukarıdan şeye okuyorsunuz. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu atılması gereken acil adımları sıraladı ve ekledi. Uyan Ankara, uyan bölgemiz için de dünya için de uzun bir geceydi. Gece boyu ne bir açıklama ne de bir kriz toplantısı yapıldı. Bunun izahı mümkün değil. Atılacak acil adımları sıraladı diyor arkasından da sadece ve sadece gece boyunca bir açıklama yapılmadı. Atılacak acil şey acil adım ne? Evet. Atılacak acil adım İsrail'i kınamak. Açılacak yok, bir acil başka... adım şu Hayır. Ahmet Davutoğlu'nun çağrısı. gel seni başbakan ne? yapalım demek. Başka ha, yani bir şey nedir? yok. Yani, Kibri'ni tamam, okşayacak, ses... egosunu okşayacak. Hayır haberi mi yoktu Türkiye'nin saldırıdan? Ne? Sessiz kalmanın tek bir göstergesi olur. Emin, emin olun şimdi İsrail de tepkili. Ya bak İran bize bilmem kaç üstten füze attı. Türkiye'den tek bir açıklama ne? yok. Öyle ne? zaten. Öyle zaten <laughs> yani İsrail şu an itibariyle bölgedeki yani hem e, bilgi akışını da etkileyerek, Ördün hava sahasını kapattı, açtı falan filan muhabbetleri yaptırarak, başka başka açıklamalar, Irak işte kapattıydı, kapatıyordu falan açıklamaları yaptırarak, bütün bölge ülkelerini bir yerde etki altına almaya çalıştı İsrail. Amerika öbür taraftan, Avrupa Birliği öbür taraftan çok net olarak biz İsrail'in yanındayız dediler. Ya... <laughs> Gazze'de 6 aydır insanlar, çocuklar öldürülüyor. Almanya bir kere ya vicdansızlık da yapmayın. Hastane de bombalanmaz kardeşim ya yeter ya demeyen Almanya. Şimdi İran dandikten bir İHA yollayacak diye hemen oturup açıklama yapıyorlar. İran işte bu işi kızıştırmaması gerekir vesaire diyorlar. Ha bunları bu kadar söylediğimizde de İran da zalimliğinden bir şey de kaybetmiyor. Onu da altına çizmek Eyvallah, kimse yani. İrancı diye bize e, suçlama getirmeye de kalkışmasın. Biz Türkiye'nin belki sessiz duruşuyla birlikte İran'ın o attığı İHA'lardan, füzelerden çok daha etkili siyaseti yaptığı kanaatindeyiz. İsrail'in ödü bödüne karışıyordur. Türkiye eğer sessiz kalıyorsa bu olaya, Türkiye bu işe bir karışırsa bizim halimiz nice olur diye İsrail'in ödü bödüne karışır şu an. Dolayısıyla Türkiye'nin etkisini, sessizliğini, ağırlığını da İsrail biliyor ama Ahmet Davutoğlu henüz daha öğrenememiş. 2014 yılında jet yakıtı ne acıklı durumdur ki. Jet yakıtı üzerinden, ya ben İz, e, İzlanda'ya iniş yapıp Amerika'ya giderken oradan yakıt alıyordum. Şimdi ben uçağıma yakıt aldım diye İzlanda'dan Türkiye'ye bir yakıt satışı mı olmuş oldu? Ben sadece uçak yakıtını ki bunların rakamları da belli. 9 bin dolar, 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolarlık jet yakıt satışını siz kalkıp da İzlanda'dan, İrlanda'dan Türkiye'ye ihracat gibi değerlendiremeyeceğiniz gibi İsrail'e giden bir uçağın Türkiye'de Ankara'ya veya İstanbul'a iniş yapıp oradan jet yakıtı alıp çünkü sonuç itibariyle sefer açısından yakıtı bitme ihtimaline binaen eğer Türkiye üzerinden geçerken bir yakıt ikmali yapıyorsa bunu İsrail'e ihracat olarak değerlendirmek vicdansızlıktır hem de aptallıktır diyen Ahmet Davutoğlu 2014 yılında kendisi dışişleri bakanı iken aynı eleştiriler aynı ülke kapsamında aynı çerçevede aynı çevrelerce dile getirildiği zaman Ahmet Davutoğlu AK Parti kadroları içerisinde yer aldığında gülüşlüğe bakın komikliğe bakın ya aynı şey yani birisi jet yakıtı birisi başka bir şey olur, barut olur bilmem ne. Ya barut ayrı bir şey falan dersiniz. Ya aynısının tıpkısını söylemişler. Jet yakıtı Türkiye veriyor. Bakmayın Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinin kesildiğine. Bakmayın büyük elçilerin geri çekildiğine. 2014 itibariyle söylüyorum. Mavi Marmara gemisi sebebiyle Türkiye büyük elçisini geri çekmiş, İsrail çekmiş geri. İlişkiler kesilmiş, bitirilmiş. O tarihte yine Saadet Partililer şu an Ahmet Davutoğlu'nun grup kurmak için içinde bulunduğu Saadet Partisi jet yakıtı veriyor Türkiye, İsrail'e diyerekten aldı yaptıkları zaman Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı sıfatıyla cevap veriyordu. Ya güldürmeyin ya 10 bin dolarlık 20 bin dolarlık yakıt ihracatı mı olur? Bunlar sadece uçakların zorunlu iniş olarak iniş yapıp aldıkları yakıttır diyen Ahmet Davutoğlu. Şimdi geldik 2024'te bu ülkede başbakanlık yapmış bir insan, bu ülkede profesörlük yapmış bir adam, öğrencilere ders vermiş bir adam. Ben şehir üniversitesini kurdum. Buradan öğrenciler yetişecek. Senin yetiştireceğin öğrenciden hayır gelmez bu ülkeye. Ahmet Davutoğlu. Bir miligramlık hayır gelmez. Sen bu kafayla 2014 Türkiye'sinde diyorsun ki jet yakıtı satıldığı iddiası yalandır, sahtekarlıktır diyorsun. 2024'te 10 yıl sonra evet. Siz neyle saldırıyordunuz? Açın ben de onunla vurayım mı? Ya yazıklar olsun. Tam olarak bu. Karar gazetesi de millet aptal zannetmesin. Böyle Ankara niye sessiz kaldı diye buraya koymakla bu işler olmaz. Siyasi iktidardan yamalanmak için, nemalanmak için başka kapılardan neler yaptıklarını da çok iyi biliyoruz Karar Gazetesi'nin yöneticilerinin. Bir yandan bakın Yusuf Ziya Cömert bugün almış sazı eline döndürmüş 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 en sonunda getirmiş yazının sonunda emekli imamın oğlu Yusuf Ziya Cömert. Daha düne kadar Tayyip Erdoğan'ın uçağından inmeyen Yusuf Ziya Cömert Yeni Şafak gazetesinde yazarlık yaparken Sonrasında e işte Mustafa Karaalioğlu'yla falan filan yine iktidar yakını gazetelerde bir arada olan Yusuf Ziya Cömert diyor ki ya Mavi Marmara Gemisi'nin şeydi Cengiz Akyüz var ya. Onun kızları bile Taksim'deki olaylar sırasında ters kelepçeyle gözaltına alınan gençler var. Onların arasında yer alıyormuş vicdansız adamlar. O Cengiz Akyüz'ün Mavi Marmara şehidinin kızı 2013 yılında başörtüsü sebebiyle liseden kovulurken yine AK Parti iktidarında biz AK Parti iktidarına da ya biz seni destekliyoruz dolayısıyla bu olayı da görmezden geliriz dememişiz. Çıkmışız aslanlar gibi demişiz ki bu ülkede Tayyip Erdoğan'ı iktidara getiren insanlar Mavi Marmara gemisinin şehidinin kızı lisede başörtüsü sebebiyle kapı dışarı edilsin diye Tayyip Erdoğan iktidara getirilmedi. Ankara'ya da seslenmişiz. O başörtü yasağını yapan oradaki öğretmene de seslenmişiz. Ne yazıktır ki o öğretmen başörtü yasağını 2013 Türkiye'sinde bile uygulamaya kalkan genelge gelmedi daha Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelsin genelge geldikten sonra daha yönetmelik değişmedi yönetmelik değişmeden ben başörtülü olarak öğrenciyi kabul etmem diyen zihniyetin avukatlığını kim yaptı? Avukatlığını Hatay'da baro başkanlığı yapan CHP çizgisinde siyaset yapan adam yaptı. İki günde bir karar gazetesi televizyonunda o adamın övgüsünü yapıyor. Başörtü yasakçısının avukatının övgüsünü yapıyor. Ama utanmadan, sıkılmadan Yusuf Ziya Cömert 2013 yılında Mavi Marmara şehidinin kızını başörtü sebebiyle okuldan kovan alçak kimmiş diye yazamayan Yusuf Ziya Cömert o tarihte AK Parti'yi desteklediği halde Akit gazetesi o tarihte o Mavi Marmara şehidinin kızının hakkını ararken mahkum olmuş. Akit mahkum olmuş tazminat cezasına muhatap olmuş. Karar mahkum olmamış mı? Karar yazmamış, <laughs> savunmamış. Herkes savunmamış Ama belki. şimdi Tayyip Erdoğan düşmanlığı için ya oradaki polislerin de yanlışı olabilir. İki kişi de ya tamam, bunu iki takım de göze... savunmadı ki. Yani tamam burada ne bak bakın net polise tükürülmesini doğru mantıklı bulabiliriz. Ne de polisin orada yaptığı ters keyfçe ya sen bu ülkeye küfredenleri elini kolunu sallaya sallaya yürütüyorsun. Görüyoruz ya da yürütülmesinden birileri göz yumuyor görüyoruz. Mücella yapıcılar şunlar bunlar göbek atarak gidiyorlardı o adliyeye. Bunlar binlerce kişiyi sokağa döküp onlarca kişinin ölümünden sorumlulardı. Sen burada ters kelepçeli etmiş gibi. Ne ya bu çocuklar ne yapmışlar? Ki AK Parti iktidarı da nihai kararını göstermiş. Tabii. Ters kelepçeyle götürdüğün kızları ben bıraktırıyorum hadi bakayım demiş. O polislere de odri meydan Tabii. demiş. O polis de rezil etmiş. Ters kelepçe taktığın kızı ben bırakıyorum hadi bakayım bir daha al da göreyim boyunun ölçüsünü demiş. Ama o mücella yapıcıları da almış cezaevine koymuş. Tamam şimdi o, o mücella ülkede... yapıcıları da bu karar savunuyor. Evet, o karar savunuyor. O kızların hakkını savunan Akiti ve onun destek verdiği düşünce ekolünde bu karar hedefe koyuyor. Yani orada bu da, da bir oyun var. Bu maalesef... Onlara anlatmakla bile var. bizim başımız dönüyor. Bunların böyle oynaklığı, dansözlüğü noktasında ama onların başları dönmüyor. Dönmüyor maalesef. Şimdi bir de AK Parti'nin içindeki AKP'liler var diyor diyorlar deniyor. Sözcünün manşetinde bugün AKP'de istakoz kavgası diyor. AKP'li vekil Şebnem Bursalı ultra zenginlerin gittiği Monako'da istakoz yiyip fotoğraf paylaştı. AK Partili Mücahit Binici partimizden defolup gitsin dedi diye bir tepki gösteriyor. O kulüpte bir porsiyon istakoz 60 euro deniyor. 250 gramlık bir porsiyon istakoz fiyatı 60 euro yani 2070 lira para verilmiş deniyor. Şimdi ben diyorum ki bunu biz eleştirelim. Bunu bizim gibi insanların yerden yere vurması lazım. Sen AK Parti'ye millet parmak salladığında bak. Böyle bir sorunumuz var. Biz bu sorunlarla ona önce sana Cumhurbaşkanlığını verdik. Başkan Erdoğan'ı ayırdık. Bundan bu tablonun dışına tuttuk. Ama AK Parti'de bir sorun var. Biz AK Parti'ye de şu sarı kartı gösteriyoruz dedi. Ve Başkan Erdoğan da biz bu mesajı aldık. Dediği ortamda bir AK Partili bu seçimi niye kaybettik sorgulaması yapmadan Monaco'ya gidip istakoz yiyip bir de onun fotoğrafını paylaşıyorsa bu rezalet en hafif tabiriyle. Bunu biz de eleştirelim ama ben bakıyorum sosyal medyada bize eleştirelim bu, bu hakkı var bizim bu hakkımız var ama işte 70 bin liraya zamanın parasıyla pomeryan cinsi köpek alıp iki tane 3 tane neyse işte ne var canım bundan daha doğal ne var? Şekilde tepki gösteren adamlar rakı masalarında oturup işte alem yapıp gecesi 150 bin lira olan otelde kalıp bunu da makul gören para kuleleri dizip ne var ki bu kulelerde ya bunlar sadece hatırlamıyorum bile nereden geldi bu çantanı aldık götürdük işte diyen adamların bunu yapması da bir ikiyüzlülük ama eleştirsinler biz de eleştirelim nedir bu istakoz hadisesi diyelim. Evet İstakoz AK Parti'nin İzmir milletvekili eski gazeteci Şebnem Bursalı Monaco'da işte aile kardeşi yurt dışında yaşıyormuş onu bayram sebebiyle ziyarete gitmiş o ziyaret sırasında da belli bir elit kesimin anca gidebildiği bir restorana gidip orada istakoz yiyip arkasından da bunu paylaşmış. 2500 üyesi varmış evet. yalnızca 2500 üyesinden biri olmanız gerekiyormuş. Evet. İçeri gireyim. İşte Ya da onun yancısı. Kardeşi veyahut da şundan bundan torpilli veyahut da milletvekili forsuyla milletvekillerine vesaire belki bir ayrıcalık tanınıyor olabilir. Bilmiyorum yani ne Monaco'ya gitmişliğimiz var ne de o yat kulübüne falan filan kenarından köşesinden görmüşlüğümüz var. Dolayısıyla bize uzak konular. Biz Türkiye içerisinde bile İstanbul'da yaşıyoruz. Ee, tekrar tekrar söylüyorum, ne Bodrum'a gittim Bayramda bir Yunan gidip. adaları turu yapmıyor musunuz? Yapmadık. Dolayısıyla şimdi bu yapan arkadaşlara da ya Ak Parti'de siyaset yapıyorsanız, Ak Parti'nin çizgisine de uyumlu hareket etmekte fayda var derim. Sonrasında Şebnem Bursalı bir açıklama yapmış, benim üzerimden işte Antalya'daki cinayeti örtmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Hiç hayatımda yapmadığım şekilde bir yemek teki fotoğrafı paylaşmışım. Paylaşmasaydın. Yani paylaşmasaydın denilir. Şimdi burada şunu görelim. AK Parti'ye yakışmıyor bu hareketler. Bir, Maldivlere gidiyor bir başka Çankırı'dan isim Hüseyin Filiz. Maldivler'de işte torunlarla olmak çok güzel vesaire. Gazze'de çocuklar ölürken siz torunlarınızla Maldivler tatilinizi böyle övgüyle mevgüyle bahsetmeniz Doğru olmadığını Milletvekili düzeyinde olan insanların Eski milletvekili bir, Evet eski milletvekili Şu an itibariyle de partide Tamam. Ama ben diyorum bunu siz eleştirin Biz eleştirelim Ama Gelecek ona, tamam. onlara da gelecek ha, sıra Ama, ama, şunu sö gelecek ama sıra. şöyle söyleyelim Şimdi girin internete Tatil yeri ayırtın Birileri kalksın şunu desin Cenevre'de tatil yapmak Uludağ'da tatil yapmaktan Ucuz olduğu için ben Cenevre'ye gittim Şimdi Hüseyin Bey de şunu söyler. İstanbul ki, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın sözcüsü Murat Olgun'u kastediyorsunuz. Kar mahrumiyeti yaşanan 2021 yanılmıyorsam tarihinde Cenevre'de tatilde olduğu çıkmıştı. Evet. Ekrem İmamoğlu'na da telefon etmiş İstanbul kara altındaymış. 15 saattir insanlar yolda mahrum kalmışlar. Bir metre ileriye gidemiyorlar. Arabaların içerisinde yakıtları bitmek üzere. Arabalarını terk edip evlerine yürüyerek gitmek için çaba sarf ediyorlarmış. Ben döneyim mi başkan İstanbul'a, Cenevre'de tatildeyim dediği zaman Ekrem İmamoğlu'nun kendisine keyfine bak dediğini Murat Ongun kendisi itiraf ediyor. Bu çerçevede Murat Ongun hala İstanbul'da CHP çizgisinde icraata devam ederken buyurun AK Partilileri tamam. AK Parti Maldive gitmiş evet. Cumhuriyet de bunu söylemiş aynı Cumhuriyet Cenevre'de tatilin daha ucuz olduğunu söylüyordu Uludağ'dan şimdi Hı. Hüseyin Bey Cumhuriyet gazetesine açıklama göndersin Maldivler'de tatil Bodrum'un Türk bükünde bir lahmacun yemekten daha pahalı değil desin yani biz kızalım ama bunlar kızamaz bunlar diyor ki Cenevre daha uygun ya Uludağ'dan diyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nde bir başka e, iç sayfaya koymuşlar. Dışarıda da Monaco'da, İstakoz, Maldivler'de tatil. Ben şimdi bu vesileyle İçişleri Bakanlığı'na da sesleniyorum. E, o AK Partili troller mroller dönülüyor. O troller de eğer troll değillerse, ben bir kısmının da troll olmadığını, gerçekten ülkesini seven insanlar olduğuna inanıyorum. Şu CHP'liler bir tarasınlar bakalım. O Monaco'daki yat bilmem neyinde kaç CHP'li var, kaç AK Partili var. Bir tane AK Partili'yi böyle manşetlere ki taşısınlar, taşımalarına itirazım yok. AK Parti içindeki o AKP'lileri de AK Parti yönetimi ayır desin, onlarla yollarını ayırsın o açıdan önemli. Pervin Buldan'ın kızını yazıyorduk. Evet. Tatil beldelerinde Avrupa'da gezdiğini Pervin Buldan da burada Kürt çocuklarına okula gitmeyin Türk okullarında protesto edin, çek şey alın, gitmeyin. Ne eğitim hayatı size canım? Zaten eğitime mi ihtiyaç var? Ama kendi çocuklarının orada okuttuğunu yazıyorduk. Bunlar bir şey söylüyor muydu? He. Onları savunurlarken şimdi geldikleri noktada Cumhuriyet Gazetesi 5. sayfasında AKP kibrinin özeti diyor. Tamam ben de destekliyorum. Yapmasınlara böyle bir şey. AK Parti içerisinde Numan Kurtulmuş'u gösterebiliyorlar mı böyle bir yanlış hareket içerisinde? AK Parti içerisinde gerçekten AK Parti'nin bel kemiği olan isimlerden başkalı başkalarını Bekir Bozdağ'a gösterebiliyorlar mı? Süleyman Soylu'yu yerden yere vuruyorlardı yani. akşama kadar. Süleyman Soylu'yu böyle bir görüntüde görebildiler yani. mi? Göstersinler bana. Ha, diyeyim ki AK Parti gerçekten %30-%40 oranında bunlara esir olmuş, teslim olmuş diyeyim. AK, AK Parti gerçekten bir kibre bulaşmış diyeyim. Ama gösterdikleri işte bir kişi, iki kişi. Maldivleri gösterdiler. Bir de Şebnem Bursalı'yı gösterdiler. Belki bir veya iki tane daha gösterirler. Dört tane eder. 300 milletvekili içerisinde. Ama bakın aynı Cumhuriyet gazetesi AKB kibrinin özeti dedikten sonra şuraya ne koymuş? Hemen yanı başına. Nasıl bir gazeteci bunlar? Nasıl bir öz mantığına sahipler? Nasıl bir akla sahipler ki AK Parti'yi eleştirdikleri Şaşa, kibir vesaireyle işte lüks israf içerisindeler diye gösterdikleri bir haberin hemen yanı başında AKP'li yavaş paylaşımını sirdi. Eski başkandan yurttaşlara hakaret. Ne demiş? Hangi yurttaşlara hakaret etmiş? 17 lira asgari ücret alan 10 milyonun üzerindeki yurttaşa mı ki onların eşleriyle birlikte çocuklarıyla birlikte 10 milyonu vurun 20 milyona bir da çıkar. 16 milyon emekli var. 16 milyon emeklinin 7-8 milyonu 10 bin lira asgari maaş alıyor deniliyor. Dolayısıyla onları da vurun ki AK Parti'ye seçimi kaybettirenler onlar. Ama onlar gidip CHP'ye de oy vermediler. Sadece sandığa gitmeyerek protestolarını uyguladılar. O 10 milyonu da topladığınız zaman Türkiye'nin neredeyse yarısına geliyorsunuz. Türkiye'nin yarısı bir kere evine 15 bin lira, 16 bin lira, 17 bin lira anca bir ayda götürebiliyor. O 17 bin liranın elektriği, suyu, doğalgazı derken kirasını hiç yarıdan fazlası zaten kiraya gider. Ekmeğine, suyuna nereden para buluyor dersiniz. Ama bakın yurttaşlara diyor Cumhuriyet gazetesi ve ne demiş eski başkandan yurttaşlara hakaret derken o eski belediye başkanının ifadesini veriyorlar. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde seçimi CHP'li Serkan Sak karşısında kaybeden eski başkanı AKP'li Ekrem Yavaş yenilgiyi hazmedemedi. Yavaş sosyal medyadan bayram tatili dönüşü yollarda oluşan yoğunluğu, Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor notuyla paylaştı. Tepkilerin ardından Yavaş paylaşımını sildi. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Tanımıyorum Ekrem Yavaş'ı. Ekrem Yavaş gerçekten mütevazi bir hayat süren bir AK Partili ise helal olsun ona diyorum. Kendisi mütevazi bir hayat yaşıyorsa, kendisi Çeşme'ye, Marmaris'e, Bodrum'a tatile gitmeyen bir belediye başkanıysa helal olsun ona diyorum. Aç Türkler derken 17 bin lira asgari ücret alan Türkleri kastetmiyor. 10 bin lira maaş alan emeklileri kastetmiyor. AK Partili belediye başkanı, eski belediye başkanı. Kimi kastediyor? Altında en lüks araçlarla gezerlerken millet aç diyenleri. Üç katlık villasına doğalgaz 4 bin lira geldi diye Sözcü gazetesine manşet yapılan sanatçım adı altında iş yapanlar mankenleri kastediyor. Bunlar aç Türkler diyor. Aç Türkler öyle bir yoğun şekilde Ege sahillerinden geliyorlar ki Balıkesir'in trafiğini de kilitlediler. Bunlar akşam kadar sosyal medyada emekli şu parayı alamadı ...AK Parti haddini bildirecek... ...dersini verecek diyen adamlar... ...işte evet. o direksiyonda şey giden... Cumhuriyet Gazetesi bu iki haberi... ...yan yana nasıl koyabildi onun hesabını versin... ...kendi içinde... ...yani eğer... ...istakoz yemek yanlış da... ...o Çeşme'de Marmaris'te... ...9 günlük tatili yapıp... ...bilmem 150 bin lira... ...bütçeden götürüp... ...ondan sonra yolları kilitleyecek şekilde... ...trafiği de sıkıştıran o kişilere aç Türkler tatilden geliyor açılın diye bir paylaşımı da eğer mahkum etmeye kalkışıyorsa sizin yaptığınız da aslında AK Partiliye aslında doğru yapıyorsunuz. Ben Ekrem Yavaş Başkan'a destek verirken kendisi de mütevazi bir hayat yaşıyorsa çok doğru bir paylaşım yapmış diyorum. İstakoz paylaşımını yapanın da yanlış yaptığını, Cumhuriyet Gazetesi'nin onu haber yaparak doğru yaptığını söylüyorum. Ama Cumhuriyet Gazetesi İstakoz'u haber yaparken öbür taraftan o aç Türkler olarak tanımlanan ama Bodrum'da bir kahveye 300 lira 500 lira bir lahmacuna 900 lira verenleri aç Türkler değil onlar ya demeye getiriyor. Evet. Böylece riyakarlıklarını da göstermiş oluyorlar. Şimdi 60 izleyicimiz demiş ki Bilecik Belediye Başkanı CHP'li hani şu sarı saçlı mavi gözlü olduğu için de işte göklere çıkarılan aha aramızda bir simsiyah hızı aramızda bir tane Avrupalı var CHP'lilerin. Melek mi Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın seçim güydüğü gini güy konuşabilsem. Seçim günü giydiği ceketi paylaşmışlar. Fotoğrafı vermiyorum. Çünkü alt tarafı çok namüsait o fotoğrafta paylaşılan ceketin örnek modelde 122 bin liraymış. Heh. Bunlar şimdi eleştiriyor. Her AK içerisinde birisi de yaparsa tamam, bunu biz eleştirelim. eleştirelim. Ben diyorum biz eleştirelim. Ey Bakın vallahi. şimdi Suriyeliler hadisesini hatırlayın. Suriyeliler Taksim'de Eğlence düzenliyordu. Suriyeler nasıl taksimde yılbaşı kutlar diyorlardı. Dedim ki ya biz eleştirelim, biz diyelim ki almışlar gariban Suriyeliyi Türkiye'ye getirmişler, o adamları da kendine benzetmişler, yılbaşı kutlatmışlar orada. Sizin övünmeniz lazım, bizim kızmamız lazım. Ya sizin yeriniz yılbaşı mı, yoksa fetih programı mı? Sizin yeriniz kutlama yapmak mı, havai fişek patlatmak mı? Yoksa sizin yeriniz camiye gidip o gece Kur'an okumak mı? Allah razı olsun Türkiye bizi kabul etti. Her türlü baskıya rağmen, içerideki baskıya rağmen. Biz eleştirelim. Ahmet eleştirsin, emekli eleştirsin, Mehmet eleştirsin. Şimdi bunlar 122 bin liralık şey giyip, ceket giyip, Diyorlar ki ne iste koz yedin sen 60 dolara. Bunlar Yunan adalarına tatile gidip bakın ne demiş sabahta. Yunan esnafı zengin mi ettik? 3 misli artmış bu seneki program. Şimdi onlar da haklı olarak şunu da söyleyecekler. Kardeşim sizin cumhurbaşkanınız gitti vizeleri serbest şey 7 günlük vize mi kapıda vize uygulamasını serbest bıraktı önümüzü açtı ne yapalım biz de dayanamadık gittik diyebilirler öyle hakları da var. Kapıda vize alan Samos'a koştu Yunan esnaf sabaha konuştu Türk turistlerin ziyaretinden büyük mutluluk duyduk. Şimdi bu adamlar geri geldiklerinde de emeklinin durumu içler acısı Allah belanı versin AKP deyip tweet atıyorlar. Maalesef böyle bir riyakarlıkla, iki yüzlülükle karşı karşıyayız ki sabah gazetesini gösterdiniz. Sabah gazetesinde önemli bir haber var. Onu ben notlarıma da yazmayı unutmuşum. Dolayısıyla Metin Akpınar'ı diyeceksiniz evet. değil Metin mi? Akpınar. Metin Akpınar, Metin Akpınar olayı evet. belki bugünden sonra ki kendisini de o hanfendiyi de Akit'in muhabirleri aradığı zaman Maalesef. ...biraz Metin Akpınar'la böyle arayı düzeltme noktasındaydılar. Maalesef. Ya sizin niçin aradığınızı biz biliyoruz falan modunda... ...cevap konuşmak veren hanımefendi... Ben size ...şimdi daha bilmediğiniz neler var... ...neler diyor... ...Metin Akpınar için söylediklerini... sabah gazetesi noktalar halinde koymuş... ...nasıl merhametsiz olduğunu... ...iki kamyon kitap okuyarak... ...kendisini filozof zannediyor... ...o filozofluğunun arkasında ne olduğunu... ...hatırlatalım... ...bu ülke ayağa kalkmıştı... ...Metin Akpınar ne demiş... ...Metin Akpınar demiş ki bu ülke... ...yani o demeye getiriyor... Mussolini ayağından sallandırılmıştı. Türkiye'yi anlatırken demokratikleşme noktasında ya böyle bir tercihte bulunacağız, demokratikleşeceğiz ya da İtalya'da olanlar olacak şeklinde o modda ifadeler kullandığı zaman Türkiye'de o solcular şunlar bunlar ayağa kalkıp Metin Akpınar'ı savunmuşlardı. Buyursunlar şimdi Metin Akpınar'ın adli tıp raporuyla kızı olduğu ortaya çıkan. Kanıtlayan, yani kanıtlayan hani evet, baba ispat eden, gel kızım, ku, mahkeme dememiş. kararıyla da bunu tescilleyen kızının akite de ben size konuşmam diyen o kızının açıklamalarını buyursunlar sabah gazetesinden okusunlar Babam çok vicdansız birisi diyor Evet, babası Babam metin çok vicdansız birisi belki Babam. aslında bir flash ifade daha var. Evet, bakın. Esas önemli evet. olan nasıl yoldaşlarının da nasıl evet. bir bataklıkta olduğu, o da yeni Akit Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim, o da dava açtı yakında tüm Türkiye o ismi de öğrenecek. Bu adamlar ahlak satıyorlar işte bize. Metin Akpınar'ın kankası olan bir vatandaş var. O mu acaba? Ya. Görürüz önümüzdeki günlerde. Acaba niçin hemen açıklanmıyor da böyle göstere göstere kademe kademe yapılıyor. Acaba daha başka, daha başka isimler de var. Bakın biz kademe kademe açıklıyoruz. Dolayısıyla siz bize istediklerimizi verin mi diyor. Yazıklar olsun bu devlete ki devletin çıkartıp bunları ifşa etmesi lazım. Sanatçıyım adı altında, gazeteciyim adı altında, gazeteci duayenleri adı altında, piyasada boy gösterenler, 17 yaşında, 16 yaşında kızları ifal edip, ondan sonra da bu hanımefendi söylüyordu, ya herkesin kürtaj yapacak parası yok, onun için çocukları bazıları doğurmak zorunda kaldı. Demek ki ne kadar çok böyle CHP zihniyetli, bir gecelik ilişkilere prim veren o kadar çok ahlaksız ilişki var ki, kendisinin ifadesi diyor ki, kürtaj yapacak paramız yoktu. Yani yatalım, o ünlüyle şunla bununla bir gecelik ilişki yapalım, sonrasında da hamile kaldıysak kürtaj yapıp kurtulalım. Modunda açıklamalar yapılıyor. Yazıklar olsun bu devlete ki bu adamlar, bu 16 yaşında, 17 yaşında kızları ifade edenler Türkiye'de iktidar değişikliği için söylemlere sahip çıkıyorlar. Çıkıyorlar meydanlarda, çıkıyorlar televizyonlarda ahkam kesiyorlar. Mussolini gibi ayağından sallandırırlar diyorlar. Onu dediği gün devlet ah yazıklar olsun bu Adalet Bakanlığı'na. O tarihte, o mahkemelerde bu dava sürüyordu. Bir tane savcısı bu ülkenin vatanını seven, bir tane hakimi çıkıp da ya benim mahkememde bu Metin Akpınar'ın davası var. Bunlar ahlak satıyorlar. Bunlar demokrasi satıyorlar. Ne demokrasisi ya? Ne kadın hakları ya? Bunların kadın haklarından, çocuk haklarından falan anladıkları yok. Kendi çocuğuna sahip çıkmayan adamdan. Çocuk hakları diye bir şey duyduğunuz zaman yüzüne tüküresiniz gelir diyen bir tane yargı mensubu çıkmadı. Hakimi savcısı çıkmadı, bir mübaşiri çıkmadı ya. Bir zabıt katibi çıkmadı ya. Bir zabıt katibi ya bizim mahkemede böyle bir davası var bu utanmaz adamın demedi. Şimdi o utanmaz yer <laughs> doğayen adı altı ismi altında e, hala da görevi başında diye belirtiyorlar. Kimdir tabi merak ediyoruz. Hangi zihniyettendir merak ediyoruz. 28 Şubat sürecinde o kişiler hangi safta durmuşlardır onu da merak ediyoruz. Buyursunlar açıklasınlar görelim. Evet çok kısa süremiz kaldı. Sabahta bile bile ölüme davet diyor. Antalya'daki teleferik faciasında siyasi rant skandalı tutuklanan Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Karagöz'ün seçim var diyerek teleferik bakımını ertelettiği ortaya çıktı diyor. Dün Mesut Karagöz ve 5 kişi tutuklanmıştı Kepez Belediye Başkanı. Sosyal medyada da CHP'liler Kepez yeni bir Van vakası oluşturmaya çalışıyorlar. Kepez'e ele geçirebilmek için Kepez Belediye Başkanı'nın hiç alakası yokken tutukladılar diyor. Oysa teleferik firması Antalya Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen teleferik, teleferik firmasının bağlı olduğu anonim şirketi Anet AŞ'nin başındaymış o dönem. Ve seçime giderken de ihmaller, kusurlar, eksikler ve maalesef gelinen noktada bir kişi hayatını kaybetti. Saatlerce o teleferik direğinde insanlar mahsur kaldı. Beşiktaş'ta 29 kişi yanarak öldü. Şey, evet yanarak öldü. Kimsenin gıkı çıkmadı. Bu teleferik faciasında da teleferiği bir önceki başkan açmış. Binali Yıldırım'la birlikte diyerek de aklamaya çalıştılar, kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Yani 7 yıl önce açılmış, e, ondan sonra 2 yıl sonrasında belediye başkanlığı değişmiş, sen kendi adamlarını getirmişsin, eski belediye başkanının göreve getirdiği adamları atmışsın, postalamışsın, Bakım 5 sene boyunca işletmişsin evvelki ilk kurulduğu andaki güvenli ortamıyla çalıştırmışsın, 7. yılda bir kaza yaşandığı zaman e burası 2017'de Binali Yıldırım ve Menderes Türel AK Partili Belediye Başkanı tarafından açılmıştı. Açılmış ama 2 yıl kazasız belasız işletilmiş. Geldiğimiz noktada Karar Gazetesi, Etik Siyaset vesaire diyen Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğündeki Karar Gazetesi facianın nedeni deformasyona uğrayan civata. Tabii hiç civata, civata kullandan, götürelim, Doğru. mahkum edelim, cezaevine koyalım. Aynı şeyi civata, civata, söylüyor. civata kopmuş. Tabii, tabii. Civata koptuğu için sorumlu olan civata diyor Karar gazetesi. Bu etik siyaset, dürüst gazetecilik diye ortaya çıkan karar, karar gazetesi bu. da Cumhuriyet. Evet. Bakın ne diyor. O da taşıyıcı civatalar yükü kaldıramadı. Ya ondan o dolayı. Civata, ah, o cıvayı o cıvatayı civa, bir sıkması gereken adam o yüzden onu da kovduk. Yerine o, yenisini aldık. Ya o ci, o cıvata evet. yok mu? O civata aslında o civata da Ak Parti'li olabilir. Sözcü gazetesi tam sayfa vermiş ama hiçbir şey dememiş. Bakanlık yalanladı ama e işte Yavuz Yılmaz çıkarttı belgeyi Ne belgesi çıkarttın ya? O civatanın değişti mi, değişmedi mi onu söyle. Civata kırılmış. civatayı seçim öncesinde tekrar bakımı yapılması gerekiyor. Abi şey rezalet, bakanlık onay vermiş, onu denetlemesi gereken firma, her firma bakanlıktan onay alıyor ya, bunun sorumlusu bakanlıkmış. Bakanlığa suç bulmak için... Ya e sonuç itibariyle... Yani şimdi basın enformasyon şu gazetenin çıkmasına onay verdiyse bugün bu gazetedeki yalanlardan yüklüler, basın enformasyon sorumlu. Yetki, sonuç itibariyle Tabii. sanki orası sorumluymuş gibi. Bakım, onarım ve denetimler kusurlu diyor. E i̇yi güzel de işletiyor hep ele. Bir isim, bir belediye başkanı ilçe belediye başkanlığına transfer olan kişi tutuklandı. Onu da yazsana Sözcü Gazetesi. Ama aklayacak, paklayacak şekilde emniyet kemeri mutlaka olmalı. O da gene sonuçta işletenlerle Beşiktaş'ta ilgili. Beşiktaş'ta kim suçluydu? Yani. Şu an itibariyle bakın bir kişi ölüldü. 29 kişi öldü Beşiktaş'ta ya. Ve o bir kişinin ölümü üzerinden konuşuyoruz ama 174 kişi de 20 saat boyunca 23 saat boyunca orada travma yaşadı. O 174 kişinin bugün psikolojik durumlarının nasıl olduğunu hayal bile edemeyiz, düşünemeyiz. Dolayısıyla onları da birlikte değerlendirmek lazım. Evet bir kişinin canı kaybedildi geri getirmek mümkün değil. Ama onun ötesinde de 174 kişiye de gece evet. boyunca o karanlıkta çoluk çocuk denilmeden insanlar travma yaşadılar. E bunun bir sorumlusu olması gerekir. Maalesef ki maalesef Karar Gazetesi sorumlu olarak Civata'yı göstermiş. Şimdi sürenin sonuna geldik. Melik Ökçek Ankara Belediye Başkanı iken işte dev bir eğlence merkezi inşa eder. Mansur Yavaş paslanıp çürümeye terk eder. Sorumlusu Melih Gökçek olur. Menderes Türel teleferik hattı inşa eder. Onun bakımı yapılmaz. Civatası somonu sıkılmaz. Suçlu şey olur. Menderes Türel olur. Kadir Tokbaş metrobüs inşa eder. Metrobüs hattı inşa eder. Metrobüs koyar. O personeli işten atarlar ulaştı maaşede. Yerine kadrolaşmak için işte kariyer nokta, nokta netten şu kadar, CHP'den bu kadar, İyi Parti'den bu kadar, Saadet'ten bu kadar, HDP'den bu kadar adam alıyoruz denir. Yerine konulan adamlar şoför bile olmadan metrobüs gider kafa kafaya vurur. Sorumlusu yine AK Parti hükümeti olur. Beşiktaş'ta gece kulüp, gece kulüpleri deriz ki ya bu Bodrum katlarda gece kulüplerinin ne işi var deriz. Derler ki siz yaşam biçimimize mi karışıyorsunuz? Hadsizler deriz. Gece kulübü yanar, sorumlusu yine AK Parti hükümeti olur. Kültür Bakanlığı, ben onu da okudum ya Cumhuriyet Gazetesi'nde. Çevre ve Kültür şey, kültür Bakanlığı, evet Kültür, kültür ve, ve Turizm, Turizm Bakanlığı, Bakanlığı, özür dilerim. Nerede? Uyuyor mu? Niye denetlemiyor? Denetlemeye kalktığında bunlar oluyor. Ee, yine başka bir hadise, ço çocuk yaşta, 16 yaşında bir kız, genç kız bugün bebek dünyaya getirdi. AK, AKP, AK Parti demiyor. AKP iktidarında böyle mi? Dönüp bakıyorsunuz evlenmiş mi? Yok. Sevgilisiyle gayrimeşru ilişki yaşamış. E zaten buna AK Parti müdahale etmeye çalıştığında siz insanlara ne dokunuyorsunuz cinsel yaşamına? Kimsiniz siz? Denir. Özgürlük var diyorlar. Sahneye çıkarırlar 16 yaşında kızı. Aile Bakanlığı harekete geçer. Aleyna Tilki. Kıyameti koparırlar. Yetmez CHP'li diye diyorlar, sahip çıkar, konser verdirir. Devam edecek bu kız der. Sonra o kız kalkar basın açıklaması yapar yıllar sonra. O dönem yaşadıklarımı anlatsam, elleri ters kelepçeli götürülecek insanlar var bu ülkede. Yani taciz ettiler beni An derler. Anlatmıyorsa o da. Anlat o da, da yalnız. Ama dönüktür. ama işte sorumlusu yapan bu, eden bu. Sorumlusu yine AK Parti, sorumlusu Naleşim. AK Parti hükümeti olur diyelim. Yarın görüşmekle dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun buluşmak ümidiyle inşallah. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.